This is a mechanic. And what can he do? Feyza? Teacher, can you repeat, sir? Sure. What can a mechanic do? He can repair cars. Bravo, very good. What is his job? What is his job? He can drive cars. What can? Hocam biz girdik. Skala. So, the first question. İki kişiyi ama göremiyorlar. The next question. Eğitimci John Dewey aynı zamanda Türk eğitim sistemi üzerine raporlar da yazmış filozof. Bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitmeye çalışırsak onların yarınlarını çalmış oluruz diyor. Biz bu sözden hareketle çocukları teknolojiyi tamamen yasaklayarak, onları teknolojiden uzak tutarak değil de direkt eğitimin içine kanalize ederek devam ediyoruz. Kullandığımız birçok mobil uygulama ve web araçları var. Bunları derslerimize entegre edip o şekilde öğrencilere daha bir kalıcı öğrenme sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerden cep telefonlarını elinden aldık öğrencilerimizin. Bize küstüler, getirmeyin dedik, küstüler. Ama şimdi benim dersimde cep telefonu serbest. Bu da tabii benim teşviklerimle, yani Türkçe konuşmayın, İngilizce konuşun. Tamamen menü dilini İngilizce yapalım dedik. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu çocuklardan da en çok duyduğumuz cümle "Can you repeat? Can you repeat that please?" şeklinde. Bunu tekrar eder misin? Bunu duymak beni mutlu ediyor. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz ve kalıcı öğrenmeler sağlamaya çalışıyoruz çocuklarla. Öğrencilerimden geçtiğimiz günlerde bir görev, bir ödev istedim. 15 tatilinde neler yaptıklarıyla ilgili. Dedim ki bunu sözlü notu yerine geçecek. Gidin araştırın. Cep telefonu serbest, ailenizden yardım almak serbest. Nasıl yani, bu nasıl bir sınav dediler bana. Böyle sınav mı olur? Elbette olur dedim. Çünkü hani burada amaç öğrenmek. 3-5 kelime de olsa öğrenciler aileleri de işin içine katarak İngilizce öğrenme sürecine giriyorlar. Amacım buydu. Bu noktada velilerle de işbirliği içinde çalışmış oluyoruz. Aynı zamanda bizim Klastoji adında sanal bir sınıfımız var. Buradan da velilerimle İngilizce yazışmalar yapıyorum. Kompozisyonlar güzel, keyifliydi. Basit hatalar da vardı işlerinde ama örneğin bir öğrencimiz köye gitmiş. Şöyle diyor, ben gitmek köye, köye gittim demesi gerekirken. Bu bizim için çok problem değil. Bu şekilde başladıysa gerisini de öğrenecektir. Yani fiilin ikinci halini kullanmayı da öğrenecektir devamında. What does kumaş mean in English? Ikra? It means fabric. It means fabric, yes. What does diş çekmek mean in English? Hüseyin? It means diş çekmek. Artık hoca, evet biz teknolojiyi çok kullanıyoruz, özellikle çocuklar. Ben de kullanıyorum. Özellikle sosyal medyada çok paylaşım falan yapıyoruz ama hocamız sayesinde daha da yararlı şeylere bakmayı da öğrendik. Ben bir hoca, Davut Hoca ödev verdiği zaman direkt internetten yardım alıyorum. Sonra kitaplara bakıyorum. Sonra bazen Davut Hoca'ya kendim soruyorum. Hem Davut Hoca sayesinde teknolojinin yararlarını da öğrendim. Çocukların zaten telefona olan ilgisi çok büyük. Hani en azından derste olduğu zaman insan gönül rahatlığıyla telefonu veriyor eline. Hani gelen ödevlerden, gelen her şeyden haberimiz oluyor. İkra'nın şeyi spora yönelik, bilmiyorum, beden eğitimini çok seviyor ama hani Allah kendi bilir artık. Greetings from Montaigne.